Şehri Gündem programı olarak İzmir'de Doktor Emre Toker Bey ile birlikteyiz. Emre Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 25 yıllık hekimim. Değişik yerlerde görev yaptım, devlet kademelerinde, özel sektörde. Son bir yıldır da aktif olarak biyorezonans hekimliği yapmaktayım. Vermiş olduğunuz sağlık hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki efendim. Biyorezonans, radyo frekanslarıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Yani radyasyon değil, elektrik akımı değil, hertz cinsinden radyo frekanslarıyla yapılan bir yöntem. Herhangi bir ilaç verilmez, ağrısız, sızısız, çok doğal bir yöntemdir. Ayrıca kanser destek tedavisi de yapmaktayız. Kanser hastalarının, özellikle radyoterapi ve kemoterapi alan kanser hastalarının aldıkları tedavilere bağlı yan etkileri olmakta. Bu yan etkileri minimalize etmek, hafifletmek için yaptığımız destek tedavileridir bu tedaviler. Ayrıca kişilerin hissettikleri ağrılar, sızılar, yani genel hastalıklarından kaynaklanan ağrılar, sızılar, bulantı, kusma gibi şikayetlerini minimuma indirir. Yaşadıkları günlerin konforu, kalitesi çok daha fazla artar. Tedavi yöntemleri hakkında izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Hangi aşamalardan geçiyor? Yaptığımız tedavide kullandığımız biyorezonans cihazını da radyo cihazı gibi düşünürsek ya da televizyon gibi düşünürsek, televizyon kanalıyla ya da radyonun radyo kanalıyla irtibata geçmesi için o frekansa ayarlanması gerekir. Malum, biyorezonans cihazımızla tedavi edeceğimiz kişinin ilk başta frekansını buluruz. İnsanların frekansları 0 ila 1000 Hz aralığında bir yerdedir. Frekans taraması dediğimiz bir yöntemle cihazımız kişinin frekansını bulur. Ondan sonra yapmak istediğimiz tedavileri özelliklerine göre yaparız. Aşağı yukarı gıda da, yani zayıflamada da buna benzer bir yöntemimiz var. Kilo vermede diyebiliriz. Kişiler malum karbonhidratlar, proteinler ve yağlar 3 ana besin kaynağıyla insanlar beslenmektedir. Bizim için ana sorun karbonhidrat grubu. Çünkü karbonhidratların fazlası vücudumuzda yağa dönüşür. Karbonhidratlara karşı kişiyi zayıflatmamız, kilo verdirmemiz için karbonhidratlara karşı olan bütün iştahını kesmemiz lazım. Tekrar ayna görüntüsünü alır, ters çeviririz. Kişinin ana frekanslarında bu frekansların orijinal özelliklerini bulur, üst üste çakıştırır, sileriz. Sildiğimiz frekanslarla da kişi artık o gıdalara karşı hiçbir istek duymamaya başlar ve ayrıca bağırsaklarımızda Candida isimli bir mantar grubu var. Candida ailesi deriz. 3 türü vardır. Bu 3 tür Candida'nın da maalesef karbonhidratı çok tüketen kişilerin bağırsaklarında olur ve sürekli karbonhidrat isterler, beslenmek isterler. Normalde bir kişiye bir kişiye diyet yaptırmaya kalkarsanız az az sık sık beslenmeye ihtiyacı hisseder. Çünkü sık sık acıkır ve karbonhidrat ister o kişi. Kandidaları da ters frekansla, iki seansta frekanslarını sileriz ve o kişi artık karbonhidrattan beslenmemeye başlar. Doğal olarak çok az kalori almaya başlar. Et, protein grubu yani sebze grubunda herhangi bir değişiklik olmaz. Yoğurdunu yer, peynirini yer, etlerini yer ama onların da miktarı biraz azalır. Öğün sayıları ikiye iner ve ortalama günde 100 gram gibidir en az verilen kilo. Yani en az 3 kilodur. Ama kişinin vereceği kiloya göre, örneğin 10 kilo, 15 kilo fazlası olan bir kişi ayda 5 kilo gibi. Ama 30-40 kilo fazlası olan 8-9-10 kilo gibi kilolar vererek kilosunu, ideal kilosuna ulaşır ve bu kiloda kalır. Alerjide de çok başarılıdır. Organların içerisinde organların frekanslarını içeren solüsyonlarımız var. Homeopatik ilaç gibi düşünülebilen materyallerdir bunlar. Oradan da problemli olan bölgenin normal frekanslarını tekrar o kişiye ayrıca destekleyerek veririz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Onlara diyorum ki sağlıklı günler diliyorum. Biz de onlara küçücük de olsa bir katkıda bulunabiliyorsak kendimi çok mutlu hissediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.